Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, iplerimin rengini görüyorsunuz, tatlılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde birbirine çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim zevkim, bu benim görüşüm. Evet arkadaşlar gösterdiğim renklerden bu şekilde sizler için model hazırladım Bakın arkadaşlar Şöyle bu iğne modelimiz Bunu sizlere tığa çevirdim birebir aynısı oldu bakın arkadaşlar Evet Bu da Tığa çevirdiğim tasarladığım modelim bakın Yaprağından Ara suyundan Çiçeğinden birebir Aynısı Evet arkadaşlar kendim diye söylemiyorum ama biraz emek veriyorum sizler için en iyisini yapabilmek için bu şekilde tasarlıyorum arkadaşlar. Umarım siz de emeğimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparsınız. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmaz ve videolarımın devamı için de bu şekilde arkadaşlar beni motive etmiş olursunuz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Arkadaşlar bakın arasına bu şekilde üçer tane ara suyu yapıyorum. Şöyle örnek da olduğu için yakın olması için 3 yeterli arkadaşlar. Sizler için de yani normalde de sizler bu şekilde yaparsanız çok güzel durur. Yani örnek amaçlı bazen yakın yapıyorum diyorum ya. O açıdan söylüyorum yani. üç tane sizler için de koymanız yeterli. Evet tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek şöyle bir tane tığ battı yapıyorum hemen tığ battığımı sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çevirdim Pardon burası 4 olacak arkadaşlar içini de gireceğimiz için 3 zincirden oluşan yuvamın içine bu 4 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi bu şekilde buraya kapattım Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz bu şekilde normal sık iğne ile yapıyorum. Bu ara suyu normal sık iğne ile güzel duruyor arkadaşlar. Sahte sık iğne ile denedim. Bu zarafeti vermedi. Ona dikkat edin. Bu şekilde 5 zincir tomurcuğumun hemen dibine 5 zincirimi çektim. Hemen boş olan yanındaki hiç atlamadan direkt bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir şöyle arkadaşlar bir göstereyim yaptığımız işimizi bakın ara suyumuzu bu şekilde yaptık şimdi buraya arkadaşlar yaprağımız için iki tane şöyle şu vereceğimiz tığ battı mesafemiz var dibinde ara suyumuzun dibine iki tane tığ battı yapıyorum ama ben biliyorsunuz tığ battılar arkadaşlar sahte sık iğne ile güzel durduğu için bu şekilde Üç zincirimi hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde sahte sık iğne ile alıyorum. İki tane tığ battımı hazırladım. Bir iki tane de tığımın başını doladım. Hemen yanındaki tığ battı. Hiç tığ battı atlamıyorum. Boşluk bırakmıyorum. Direkt hemen dibindeki tığ battıma 1 2 2 iki olarak alıp şöyle büyükçe buraya bir 4 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu trabzanımızın içine yaprağımızı yapacağız. 2 zincir çekerek başlıyoruz yaprağımızın yapımına. Bir defa tığımızın başını doladık ve bu şekilde trabzanımın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya bir tane minik trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum sıkı sıkı. 5 zincirimi aralayıp hemen trabzanıma kapattım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Yine bir defa tığımı doladım. Yine trabzanımın arasına giriyorum. Ve bir, iki, iki. Üç seferde aldığım bir trabzan. Ve buraya beş tane yine zincirimi çekip tomurcuğumu buraya kapatıyorum. Evet. Bu sefer iki defa doluyorum. Hemen trabzanımın arasına girip bakın arkadaşlar. 2 2 ve 2 alarak bu sefer bu şekilde 3 seferde aldım trabzanımı. Tekrar buraya 5 zincir. 5 zincirimi kapattım arkadaşlar trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki defa doluyorum aynı trabzanın arasına 1 2 2 2 alarak 4 seferde bir tık daha uzun oldu şimdi yine 5 zincirimi çekiyorum bunu da arkadaşlar son olarak buraya kapattım Bakın. Evet yaprağım bu şekilde en son 3 defa doladım bu sık iğnem için arkadaşlar Yine trabzanımın içine girdim. 1 2 2 2 ve 2 olarak alt. Bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Şimdi tepesine 4 tane bu şekilde zincirimi çektim. Ha, pardon arkadaşlar. 8 tane zincirimizi çekiyoruz. 8 zincirimi çektim. Hemen buradaki trabzanımın arasına girip Bakın buraya sahte sık iğne yaparak kapattım. Bu yapacağımız çiçeklerimiz için yuva arkadaşlar. Bu 8 zincirimiz. Ve buraya arkadaşlar 9 tane sık iğne yapıyorum. Bakın sahte sık iğne ile aşağı kadar bu trabzanı ineceğim. Şu şekilde şu sık iğneyi yapmış olacağız. Evet. Şimdi bir tane yaptık. Başlayalım şöyle tutalım. 2 3 4 5 Şöyle sıyıralım arkadaşlar. 5 6 Şu düğümümüz var. Şuradan biraz boyunu kısaltıp rahat yapalım. 6 7 7 8 şöyle bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar 9 olması için düğüm bizi zorlamayacak inşallah ve bu da 9. ve sonuncu buradan geçtim evet 9 tanesini yaptık buraya arkadaşlar trabzanımın arasına da bir tane sık iğne yapıyorum bakın kapatıyorum ve trabzan seviyesini hem de yaprağıma destek için bir tane de bu trabzanı kapattığım dibindeki tığ battıya yaptım Evet yaprağımız bu şekilde hazır arkadaşlar şimdi iki tane yine aynı bu arkada verdiğimiz gibi tığ battı mesafesini vereceğiz yine ben 3 zincirimi çekiyorum hemen yandaki boşluktaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Üç zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Ara mesafesini verdik arkadaşlar. Hemen bu demin gösterdiğim tığ battığı yapacağız. Yine üç zincirimizi çekiyoruz. Tığ battığımızın içine girip buraya bir tane tığ battı yapıyoruz. Bu en son yaptığımız tığ battı 4 zincir çekip şöyle dönelim. Bu şekilde. Ve buradaki yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitleyelim arkadaşlar. 4 zincirimizi. Tepesine 5 zincir 5 zinciri çevirdik. Bakın buradaki yuvanın içine 4 zincirli yuvanın içine kapattık bir tane tomurcuk yaptık 5 tane zincir ve hemen arkadaşlar dibine buraya yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim bakın bu şekilde arkadaşlar son yaptığımızı şöyle kısaltalım ipimizi yaprağımız bu şekilde şunu da hemen arkadaşlar arkaya yaktığımız zaman çok güzel duracak Hemen şimdi bu çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde şu sık iğnenin tepesine yaptığımız 8 zincirli yuvanın içine ipimi sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. İpimi sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Üçünü birden bakın arkadaşlar tığ dolan üç ilmeğin üçünü birden kapattım buraya sahte bir trabzan yapmış olduk üzerine bir zincirimi çektim bir defa tığımı doladım Bakın bu sahte trabzanın ortasından giriyorum 2 2 olarak aldım arkadaşlar bakın dibindeki tek seferde çektiğim halde kocaman oldu ama bunu iki seferde çekiyoruz. Farkı bu. Bir zincirle çektim. Bir defa doladım. Bakın yaptığımız bu trabzanımızın arasına şöyle görünüyor arkadaşlar. O oyluktan girip iki iki olarak aldım. Buraya bu şekilde 3 tane üst üste minik minik trabzanlar yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3. 3 tıraktan zandan sonra tığımı 3 defa doladım ve bu yeşil yuvanın içine giriyorum 1 2 2 2 2 olarak şekilde 4 seferde aldım kenar trabzanını başına 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi buradaki trabzan arasından girip sahte sık iğne ile buraya kapatıp minik bir arkadaşlar buraya tomurcuk oluşturuyoruz geri kalan kısma 9 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum bu bir bu iki şunu tığın başını bol bırakmayınca biraz zorlanırsınız arkadaşlar hafif bol bırakıp şöyle rahat bir sık iğne yapalım bunu sıkınca Girme çıkarması arasından zor oluyor. O açıdan hafif bol. Fazla değil. Hafif bol. Çünkü zaten sıktırırken onu da sıktırmış oluyoruz. Zorlanmamanız açısından püf noktası yani sizlere. Herhalde altı oldu galiba arkadaşlar. Konuşurken saymayı unuttum. Bu da 7. Bu da 8. Şöyle bir kenara alayım. Bu da 9. Evet 9 tane yaptık. 10. sık iğneyi de aynı bu şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle köşeye de alalım yaptığımızı. Şimdi bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir defa doluyorum tığımın başını bu şekilde. Yeşil yuvadan da bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden buraya kapattım. Üzerine şöyle bir zincir çektim. Ve yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defada tığımı doluyorum. Bakın bu yaptığım trabzanın arasından girdim. Bunu iki seferde 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. Yine zincirimi çektim bir defa tığımı doladım bakın bu trabzanın arasından giriyorum 2 2 olarak aldım 3 tane olunca arkadaşlar bu trabzan sayım yine 3 defa tığımın başını doladım yeşil yuvadan girip 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir 4 zincirimi trabzanımın arasına sık iğne ile bakın buraya bir tomurcuk yapıyorum minik bir tomurcuk güzel duruyor uçlarında arkadaşlar şimdi bu geri kalan kısma trabzanımın içini 9 tane sık iğne ile dolduruyorum bir bu iki bu 3 şöyle daha rahat 3 4 5 6 7 Şöyle biraz hafif sıyırırsak arkadaşlar güzel bir bombililik durdururuz. 8 ve 9 10. da yeşil yuvamda sık iğne ile sabitliyorum. Evet, ikinciyi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir tane de gösterdiğim gibi bir tane daha yapalım. Üçüncüyü de ben yapayım. Sonra bitiş bitmiş haline bakalım. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz tamam. Şimdi ortadaki bu kirpik için şu yeşil yaprağın sık iğne ile girip arkadaşlar ortadaki yuvadan bu şekilde sabitliyorum. Sık iğne Buraya sabit. 1 2 Bu şekilde iki zinciri çektim. Yine aynı şekilde bakın aynı yerden şöyle çıkıyor zaten arkadaşlar otomatik. Buraya kapattım. 1 2 2 zincirimi çekip yine aynı şekilde buraya sık iğne ile sabit iki tane yeterli arkadaşlar zaten orada bir taneydi daha belirgin olması için iki tane yaptık şimdi ipimizi kestik şöyle arkadaşlar bakın bunu kaldırdığımız zaman şu ortadaki bu yuva 8 zincirli yuva şeyimizi yaptığımız yuva kapanıyor hemen bu ipler arkaya yakıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın şu renklerin güzelliğini arkadaşlar inanın ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok hoş ve çok zarif oldu renklerimiz. Çok tatlı oldular. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın birebir de aynısı. Morumuz, pembemiz ve mavimiz. Bu şekilde birebir de aynısı oldu. Evet arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.